Merhaba sevgili teraziler. Bugün 2 Temmuz Salı, Mars günündeyiz. Gün içerisinde özellikle maddi konularla ilgili bazı problemlerle ilgilenmeniz gerekebilir. Bunlar ailenizle ilgili olabilir, ebeveynlerinizle ilgili olabilir, geçmişte yaptığınız bir yatırımınızla ilgili olabilir. Son günlerde bazı teraziler ev alımı satımı, mülk alımı satımı gibi bazı konularla da ilgilenmek zorundalar. Bunlarla ilgili çıkacak bir pürüz yine günün ana konusu olabilir. Ancak akşam saatlerine doğru çevrenizin de desteğiyle önemli sonuçlar alabilirsiniz. Burcunuzu izlediniz. Bugün 2 Temmuz Salı, Mars günündeyiz. Ay gün boyu Boğa burcunda ilerleyecek ve güne daha kararlı, ağır ve sabırlı enerjiler veriyor. Bugün sahip olduğumuz değerler, maddi değerlerimiz, sevdiklerimiz, güvenliğimiz biraz daha ön planda olabilir. Gün içerisinde gökyüzünde biraz gergin açılar var. O nedenle temkinli ve dikkatli olmalıyız. Güneş-Plüton karşıtlığı söz konusu. Bu güç çekişmelerine, zorlanmalara neden olabilir. Özellikle otorite kavramları ile aramızda bazı çekişmeler, mücadeleler olabilir. Üzerimizde baskı hissedebiliriz. Bunun yanı sıra sabah erken saatlerden itibaren Boğa burcundaki Ay ve Satürn arasında bir karşıtlık söz konusu olacak ve bu karşıt açıyı Aslan burcundaki Venüs de sert açıyla destekleyecek ve tek kare açı dediğimiz zorlayıcı bir açı söz konusu olacak. Gün boyunca özellikle maddi manevi değerlerimiz, güvenliğimiz, sahip olduklarımız, duygusal bağımlılıklarımızla ilgili bazı kısıtlanmalar, kısıtlanma, sıkıntılar ve gerginliklerle karşılaşabiliriz. Özellikle sabit grup burçları Boğa, Akrep, Aslan ve Boğa burçlarının daha fazla dikkatli, anlayışlı ve sağduyulu olması gereken bir gündeyiz. Akşam saatlerinde özellikle Ay, Güneş ve Plüton arasında olumlu açılar devreye girecek. Bu nedenle gerginlikler biraz azalabilir, etkiler daha olumlu olabilir. Çevremizden çeşitli yardım ve destekler bulabileceğimiz, kendimizi ruhsal yönden, manevi yönden biraz daha güçlü hissedebileceğimiz saatler olabilir akşam saatleri. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.